Good afternoon, everyone, and welcome to our webinar this afternoon. The webinar is focused on human resources, a new and unexpected future. So it's going to be a very interesting discussion. We've got over 150 on the webinar today, which is excellent. So it is a clear indication of just how important this particular issue is going forward post-COVID. We have some extremely experienced speakers today. We have Ayşe Yıldırım. She's the Reed General Manager for Reed Turkey, a very experienced human resource professional. And we also have the HR Director for May Diageo, Bersin Akungulu. Sorry, my Turkish is not that good these days. So anyway, first part of this particular webinar will be a few words from me. It will be in English. I hope everybody who's on the call can speak English. I'm sure you can. And the rest of the webinar will be conducted in Turkish. Just in case you need to answer a question in English, we'll be quite happy to handle that as well. What we're going to discuss today are, you know, what are the consequences of COVID in relation to HR going forward. So we're going to talk about, you know, the way that the new work-life balance will start to operate. I think many people have experienced during COVID, working from home. Many companies have had their offices closed. And the feedback that we get from companies is that the efficiency and productivity of people working from home has not diminished during this period. And in some instances, this has actually improved. So there are positives coming out of this in terms of how we adapt our processes going forward to the new normal, shall I say. And the areas that that I want to highlight are how we deal with the situation whereby employees are more inclined to work from home, and also if they're working from home, do they need to be in an office in the city centre, or can they move to a more rural location where their families feel more comfortable? All these are issues that I think we're going to have to face as we go forward. Which also comes into play how our future managers are developed in terms of working with the new normal. What sort of skill sets do they need when it comes to managing a totally different work environment? And how they can manage the expectations of employees when it comes to their expectation from the company as to how they also adapt to the new environment. So these are going to be issues that, as I say, we'll all have to deal with post-Brexit. And fortunately, we're now beginning to see some light at the end of the tunnel for that. So it's not too far away before we have to get these issues on the desk and start to deal with them. We have a number of experiences recently of new programs coming through for how heads of companies and what are the leadership skills that people will need going forward. I mean, if you look at the way that we've had to take more care of our health, how we've had to take more care of how we how we are responsible for civil society, how we contribute to the way the COVID has affected many of our families, how we deal with the issues of health and well-being. I think COVID has thrown all these up into onto the agenda, and they're very much going to be part of our future. I think it's another area that's is going to be high on the agenda is global sustainability, which also falls to a great extent on
you know, how we embrace that, and how companies embrace it, and how employees embrace that, as well as how leadership embraces that. So, you know, it's a, you know, there's lots of issues here that, you know, need to be debated, need to be clearly understood. And we also need how we can implement the necessary changes and how we adapt going forward. So the discussion today will, it is a very broad subject, and there are many items in there that need to be highlighted. But, you know, we'll do our best to get through that. And I'll leave it now to the professionals and introduce Ayşe Yıldırım from Reed International to give her first presentation. Thank you. Thank you very much, Chris. Thank you for introduction and a warm welcome. And also thank you for the opportunity. Today, we are going to share Media Agile best practices in HR field with Birsen Akgünlü. Değerli katılımcılar, aramıza hoş geldiniz. Pandemiyle birlikte hepimizin önceliği ilk olarak insan sağlığı, akabinde iş sürekliliğimiz ve iş stratejilerimize odaklanmak oldu. Umarım dünyaca bu süreci daha fazla kayıp yaşamadan tamamlarız. Bu vesileyle herkese sağlıklı güzel günler dilemek isterim. Tüm kurumlar ilk şoku atlattıktan sonra alışık olduğumuz iş yapma şekillerini gözden geçirmeye odaklandık. Stratejilerimize, önceliklerimize ve yeni çalışma koşullarına bu süreçleri nasıl adapte edeceğimiz üzerine çalışmaya başladık. Bugün sizler de BCCT'nin kurumsal üyesi olarak bir diğer kurumsal üyesi olan Medyajo'nun insan kaynakları direktörü, çok değerli konuğumuz Birsen Akgünlü ile birlikte olacağız ve bu konuları konuşacağız. Covid salgını sürecinde insan kaynakları prosesleri olsun, süreçleri olsun ve çalışma ortamlarında karşı karşıya kaldıkları bu zorlu süreci nasıl yönettiklerini birlikte masaya yatırıyor olacağız. Aynı zamanda Covid sürecini yönetirken geleceğe dair yakaladıkları ipuçlarını, daha modern bir çalışma sistemi yaratabilmek için nasıl kullandıklarını, nasıl kurguladıklarını beraberce tartışıyor olacağız. Bu konular üzerinde webinarımız devam edecek. Soru cevap şeklinde devam edecek olan webinarımızın 1-1,5 saat maksimum süreceğini öngörüyoruz. Sorularınızı ayırdığımız son bölümde BCCT'nin yetkilileri bize destek oluyor olacak. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Ve Birsen Hanım cevaplamaya çalışacak. Herkese verimli, bol paylaşımlı bir webinar süreci diliyor ve şimdi ilk sorumu Birsen Akgünlü'ye sormak istiyorum. HR'ın ana konusu olan çalışma hayatının COVID ile birlikte 2020 Mart ayından bu zamana kadar Medyaca'da nasıl yürüttünüz Birsen Hanım? Genel değerlendirmenizi alabilmemiz mümkün olur mu? Tabii, öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum Asiye davet için, sana da. BCCT'ye de. Evet, geçen Mart ayından itibaren hepimizin hayatında önemli değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden her fonksiyon gibi insan kaynakları da çok etkilendi. Hatta belli noktalarda daha da fazla etkilendi bile diyebiliriz. Geçti, bir yıl oluyor neredeyse bu arada. Tam yıl dönümüne denk gelmişiz. Bu bir yıl içinde insan kaynakları olarak odaklandığımız konular tabii biraz değişti. Çalışan sağlığı genel olarak iş ve işçi sağlığının altında yönetilen bir konuyken birdenbire insan kaynaklarının gündemine oturdu. Bizim de ilk odaklandığımız nokta çalışanlarımızın sağlığıydı. Merkez ofis çalışanlarımızı hemen işte evden çalışmaya başlattık. Ama bizim çalışanlarımızın işte yaklaşık 1000 çalışanımız var. Bunun sadece 300'ü merkez ofis çalışanı. Diğer 700 çalışanımız bir yıldır işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bunun yaklaşık yarısı satış saha çalışanları. Onlar bu dönemde sokağa çıkma yasağı olmadığı sürece bakkallara, marketlere gitmeye devam ettiler. Müşterilerimizin yanında olmaya devam ettiler. Keza fabrikalarımızda da Türkiye'de 9 tane üretim tesisimiz var. Bu fabrikalarımızda da
arkadaşlarımız üretim yapmaya devam etti. Tüketicilerimize ürünlerimizi sağlayabilmek için. Tabii bunlar farklı ihtiyaçlar getirdi beraberinde. Sahada olan arkadaşlarımız sürekli değişik yerleri ziyaret ediyorlar. Onların hijyen koşulları, kendilerini korumaları gereken alanlar, onlara vereceğimiz uyarılar farklı oldu. Fabrikalarda ise aynı ortamda üretim yapıyorlar. Oradaki düzenlemeler farklı oldu. Evden çalışanlara tavsiyelerimiz farklı oldu. Bu noktada bir segmentasyona giderek tüm çalışanların öncelikle sağlık ve bu COVID ile ilgili bilinçlendirilmesine odaklandık. Webinarlar yaptık her hafta. Webinarlarda doktor ağırladık ve tek tek çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirdik. Hatta fabrika ve satış için daha sonra bunu aileleri için de yaptık. Akşamları ailelerin de katıldığı webinarlar düzenledik. Çünkü belli bir noktada biraz eşleri de işin içine sokma ihtiyacı hissettik. Çünkü bu işin ciddiye alınması çok çok önemli. Bunun dışında evden çalışmaya başlamakla beraber dijital araçlar daha fazla kullanılmaya başlandı. Fark ettik ki dijital yetkinliklerimiz yeterli seviyede değil. Dijital yetkinliklerin geliştirilmesi için birçok eğitim programları, küçük workshoplar, IT bootcamp tarzı organizasyonlar düzenledik. Liderlerimizi desteklememiz gerekti bu bir yılda. Çünkü uzaktan liderlik yaparken farklı kaslar kullanmak gerekiyor. Onları bu alanlarda güçlendirebilmek için liderlik sohbetleri düzenledik. Bir başka noktada kültüre odaklandık. Detaylıca konuşacağız onunla ilgili. Nasıl çalışanlarımızı büyük bir ailenin parçası olduklarını bu koşulda, yani fiziksel olarak bu kadar ayrılmışken nasıl bu hissi koruyabiliriz, nasıl bunu hissettirebiliriz odağımız oldu. Bu dört ana alan çevresinde çalışmalarımız söz konusu oldu. Bravo, ellerinize sağlık. Covid döneminde çalışanların geri bildirimlerini nasıl aldınız? Çünkü onlar da çok önemliydi. Bir kısmı evden çalışıyor, bir kısmı field'da çalışıyorlardı ama bu bildirimleri nasıl toparladınız? Aldığınız bu bildirimlere göre insan kaynakları politikalarınızın nasıl değiştirdiniz ve adaptasyonunu sağladınız? Bir o konuda da görüşlerinizi, bilgilerinizi alalım. Şöyle, Diageo orada çok hızlı davrandı. İki ayda bir bizim global anketlerimiz oldu. Kısa böyle 10 soruluk. Ama sorular şunlar, şirketinizin bu dönemde sizi desteklediğini düşünüyor musunuz? Yöneticinizin bu dönemde sizi desteklediğini düşünüyor musunuz? Size yardımcı olmak için daha fazla ne yapabiliriz? Bu konular etrafındaydı sorular. İki ayda bir organizasyonun nabzını tutma şansımız oldu böylece. Baktık ki biz Mart'tan Haziran'a gelirken merkez ofis çalışanları esnek çalışmak konusunda çok mutlular. Mekan bağımsız çalışmakla ilgili çok pozitif geri bildirimler verdiler bu anketlerde. Biz de acaba tabii pandeminin o zaman bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk. Pandemi yaz sonunda biter diye düşünüyorduk. Dedik ki acaba farklı bir iş modeline mi geçmemiz gerekiyor? Cevabını da çalışanlara soralım dedik ve Haziran ayında bir anket yaptık. Bu ankette şunu sorduk çalışanlara. Pandemi bittiğinde nasıl çalışmak istersiniz? Merkez ofis çalışanlarına tabii. Üç seçenek vardı. Eskisi gibi sürekli ofisten çalışmak isterim. Artık hep mekan bağımsız çalışmak isterim. Ya da hibrit bir şekilde haftanın bazı günleri ofisten, bazı günleri de mekan bağımsız çalışmak isterim. Bu ankette, ilk anketimizde, Haziran'dakinde %75 hibriti tercih etti. Sadece %4 sürekli ofisten çalışmayı tercih etti. Kalanı ise sürekli mekan bağımsız çalışmayı tercih etti. Biz de dedik ki yani bizim gerçekten iş yapış şeklimizi buna revize etmemiz gerekiyor. O gün bugündür de yeni bir başlangıç diye bir proje ekibi kurduk. O proje ekibi bu yeni çalışma şekli ile ilgili detaylı çalıştı. 1 Ocak'ta da hala ofise dönememiş olsak da yeni çalışma şeklinin lansmanını yaptık. Tüm çalışanlarımızla tercihlerine göre protokoller imzaladık.
Bu arada protokoller öncesinde bir anket daha yaptık son durumu anlamak için. Hibrit %85'e çıkmıştı. Evden çalışmak isteyenler de artmıştı. Dediğim gibi 1 Ocak itibariyle herkesin şu anda hibrit modelde mi, full mekan bağımsız mı durumu net. Bu seçimi yöneticiler değil çalışanlar yaptılar. Biz de seçtikleri modele göre onlara ergonomi yardımcısı oluyorduk. Bir de yine hibrit ve mekan bağımsız çalışanlara aylık internet desteği vermeye başladık. Süper. Burada destekleyici olarak aslında Reed'in de yapmış olduğu bir araştırma vardı. Biz de müşterilerimize sorduk ve de piyasadaki firmalara bu soruyu yöneltmiştik. Onlar da %72 oranında hibrit çalışmaya, uzaktan zaman ve mekan bağımsız esnek çalışma modeline geçmeye son derece istekli olduklarını ifade etmişlerdi. Ve aldıkları sonuçlardan da memnun kaldıklarını ifade etmişlerdi. Bu arada hani destekleyici olarak ben de bunu bir paylaşmak isterim. Çok benzer datalar. Evet, benzer datalar aslında. Peki bu süreç içerisinde çalışma hayatındaki kavramların hangileri kalıcı olarak uyumlandı ve sisteminize, proseslerinizin içerisine girdi? Görüyorum ki esnek çalışma, hibrit çalışma var ama onun dışında farklı konularda girdi mi acaba? Onları da merak ederim. Evet, biz bir proje grubu kurduğumuzdan bahsetmiştim. Yeni bir başlangıç. Bu proje grubu 6 ay boyunca her hafta yarım gün bir araya geldi ve tek tek yeni çalışmaya dair modeli, gerekli yetkinlikleri, nasıl bir iş kültürü yaratmak istediğimizi tek tek çalıştı. Bunu yaparken de belli kavramları yeniden sorgulamaları gerekti. Bu proje grubunda değişik departmanlardan, değişik jenerasyonlardan ve değişik seviyelerden arkadaşlarımız vardı. Onlar bir çalışma felsefesi sözlüğü hazırladılar. Bu çalışma felsefesi bizim için önemli. Yani biz bunu bir politika olarak yayınlamadık, yeni çalışma şeklini. Bu bir felsefe olmalı dedik. Çünkü ciddi davranış değişiklikleri ve bakış açısı, zihniyet değişiklikleri gerekiyor. Mekan bağımsız çalışmaya tercih ediyoruz biz, evden çalışma yerine. Bu da şu demek: İstediğiniz yerden çalışabilirsiniz. 24 saat içinde İstanbul'a gelmek şartıyla, hani acil bir durum oldu, yöneticiniz aradı. İstanbul'a 24 saat içinde ulaşabileceğimiz, yani Türkiye sınırları içinde her yerden çalışabilirsiniz. Bu yüzden mekan bağımsız çalışma. Hibrit ilk hayatımıza girdiğinde o ne demek falan diyorduk. Şimdi artık çok bilinen bir tabir oldu şirket içinde. Ayrıca işte esnek çalışma saatleri diye yola çıktık. Bu gerçekten yeni bir çalışma şekli ve aslında her gün öğreniyoruz ve öğrendiklerimizden de ders alarak bazı şeyleri değiştiriyoruz. İlk esnek çalışma dediğimizde kişiler kendi düzenlerine göre çalışma saatlerinin başlangıç ve bitişlerini ayarlayabilir dedik. Ama kendimizi müthiş bir toplantı, yani sabahın köründe başlayan akşama kadar süren toplantı zinciri içinde bulduk. Ben bunu şöyle örnekleyerek anlatıyorum. Benim 7 yaşında bir kızım var. Her sabah 9'da online'a bağlanıyor. Ben işe başlamadan önce onun her şeyinin yani bağlandığı, internette sorun yok. Bunlardan emin olmak istiyorum. En erken toplantıma 9 çeyrekte falan girebiliyorum. Geç başlıyorum, geç bitiriyorum. Ama ekibimde genç bir arkadaşım yalnız yaşıyor. Zaten bütün gün evde olmaktan müthiş sıkılıyor. O yüzden sabahları erken başlamak istiyor. Erken bitirip koşuya çıkmak istiyor. Şimdi ben kafama göre toplantı atarsam benim toplantılar geç saatlerde, onunkiler sabahın köründe. Bu da ne oluyor? Birbirimizin esnekliği, birbirimizin özgürlük alanına girmeye başlıyor. Bu nedenle proje grubu şöyle bir öneriyle geldi. Biz dedi işbirliği saatleri belirleyelim. İşbirliği saatleri şu demek: 4 kişinin üzerindeki kalabalık toplantıları yapacağımız saatler. Bu saatleri de çoğunluğun çalıştığı 9.30-12, 1.30-5 olmak üzere belirledik. Eğer siz kalabalık bir toplantı yapacaksanız bu saatlerin içine davet göndermeniz bekliyor.
bekleniyor. Bu saatlerin dışında bir davet gönderecekseniz de 2 ya da 3 kişilik toplantılar olduğu için karşınızdaki kişiye bu senin çalışma saatlerine uyuyor mu? Yor mu diye sormasını istiyoruz. Bu tür kavramlar girdi hayatımıza. Liderliği de yeniden tanımladık tabii. Demin dediğim gibi farklı yetkinliklerin öne çıkması gerekiyor. Bu bahsettiğim çalışma felsefesi sözlüğünde tüm bunları çalışanlarımızla paylaştık. Evet, yani birisinin esnekliği diğer kişinin esnekliğini bozmuyor olması lazım. Ortak saatleri buluyor olmak gerekiyor. Esneklik derken hiçbir sınırı olmayan bir sistemde çalışmak değil ama belli kuralları ve ortak alanlarda, ortak zamanlarda toparlayabileceğimiz bir sistemi oturtmak, HR olarak bu sistemi çalışanlarımıza aktarıyor olmak önemli. Siz de böyle bir çalışma yapmışsınız, ne güzel. Peki ben şeyi sormak isterim, yani çalışanların sağlığı ve motivasyonunu bu dönemde nasıl koruyabildiniz ve sağladınız? Biraz buralardan örneklerinizi dinleyebilir miyiz? Şimdi sağlık kısmında özellikle şey yaptık, yani bu doktor seanslarını sık sık tekrarladık. Sahadaki tüm arkadaşlarımızın ve fabrikalardaki hijyen malzemelerini sağladık zaten. Sağlık tarafında daha çok bilinçlendirme üzerine çalıştık. Motivasyona geldiğimizde de tabii insanlar böyle evlere dağılınca önce bir aileleriyle vakit geçirmek güzel geldi. Ama belli bir süre sonra kendilerini yalnız hissetmeye başladıkları oldu. Ya da şöyle geri bildirimler aldık bu bahsettiğim anketlerde. Tamam, ben kendi ekibimle görüşüyorum, biz haftalık toplantılar yapıyoruz ama ben diğer departmanlardaki kişileri hiç görmez oldum. Eskiden bir koridorda karşılaşırdım, sigaraya çıktığımda görürdüm. Kendimi sadece, örneğin benim ekibim için, bir insan kaynakları şirketinde çalışır gibi hissetmeye başladım. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye düşündük. Ve bir takım inisiyatifler hayata geçirdik. Bizim bir terasımız var, şeyde Levent'teki plazamızda, İFSA teras onun aramızdaki ismi. Orada işte sigara içmeye çıkanlar oluyor. Sigara içmiyor da olsa işte biraz hava almaya, arkadaşlarıyla 3-5 sohbet etmeye. Orası böyle sosyalleşme alanı gibi şirketin. Biz de İFSA teras sohbetleri diye sanal ortamda düzenli Zoom toplantıları yaptık. Önce çarşambalarıydı, katılım düşük oluyor diye Cuma'ya kaydırmamızı istediler. Cuma akşam üzerleri takvimlerde böyle bir Zoom toplantısı var. Siz giriyorsunuz, o sırada kim girmişse onunla sohbet ediyorsunuz. Hiçbir konusu yok. Sadece arkadaşlarınızla hani koridorda karşılaşır gibi Zoom'da karşılaşıyorsunuz. Bunun yanında tavla turnuvası düzenledik yine sanal ortamda. Yeni bir hobi diye bir inisiyatifimiz oldu. 2 haftada bir arkadaşımız kendi hobisini diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bunlar genelde katılıma 30-40 kişilik Zoom'lar oluyor. O konuyla ilgilenenler gelip bunu konuşuyor. Daha sonra da onların bağlantıları devam ediyor. Örneğin motor bisiklet tutkunlarıyla ilgili bir hobi paylaşım vardı. Sonra aralarında WhatsApp grubu falan kurdular. Yani biz bu sosyalleşmeleri insan kaynakları olarak sanal ortamda da devam edebilmesini fasilite edecek bir takım inisiyatiflerde bulunduk. Bir de özel günleri hep beraber kutlamaya çok önem gösteriyoruz bu dönemde. 23 Nisan'da Yekta Kopan'ı misafir ettik. Onunla beraber böyle çocuklar giyindiler falan. 23 Nisan şarkıları söyledik. 10 Kasım çok duygusaldı. Hepimizin arkasında Zoom background'unda Atatürk'ün resmi ve onun için saygı duruşunda durduk hep beraber Zoom'da. Yani bu özel günlerde de beraber olmaya çok dikkat ediyoruz. Çok önemli. İşin yapma şekilleri değiştiği gibi sosyalleşmenin şekli de değişiyor. Benim de 17 yaşında bir oğlum var. Evde görüyorum nasıl sosyalleştiğini. Şaşırıp kalıyorum tabii ki. Eskiden böyle annelerimiz, babalarımız bizi evin içeriye almakta zorluk çekerdi. Şimdi ise dışarıya çıkarmakta zorluk çekiyoruz. Keza limitler de var. Çok da güzel sosyal aktiviteler yapmışsınız. Ben biraz da psikolojik yönünü sormak istiyorum. Çünkü bence hepimizin şu anda daha görmediği, farkında olmadığımız hem topluma etkileyecek bir psikolojik etkisi olacaktır bu pandeminin. Diğer boyutta da tabii ki hem organizasyonlara hem de çalışanlara etkileyen bir boyutu olacak. Burada onların psikolojilerini desteklemek üzere yapmış olduğunuz çalışmalar var mı?
Birsen teknik tarafta bir sorunumuz oluştu herhalde. Bir dakika. Evet. Tamam. Süper. Harika. Süper. Bu da sanal ortamın şakaları tabii. Evet. Biraz dinamik bir ortam yaratalım dedik. Çok normal. Birsen'cim şöyle demiştim. Yani sosyalleşmek adına yapmış olduğumuz çalışmalar çok önemliydi ama biraz da psikolojik tarafta zaman içerisinde sorunlar çıkacağı ya da problemler yaşanacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla kurumlar olarak biz mesela RİHB'de bu tip böyle çalışan destek programlarını devreye aldık ve kullanacağı, yani umarız kullanmaya gerek kalmaz ama eğer olursa böyle bir imkanı da çalışanlarımıza sağlamıştık. Siz Medyaco'da çalışanlarınızı psikolojik yönde nasıl destekliyorsunuz? Biraz onları öğrenelim istemiştim. Bu soru enteresan bir soru herhalde. Burada takılınıyor. Sanıyorum bir problem oluştu. Bir selam duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Tamam, soru. Ben mi donuyorum Asiye? Bir yandan cep telefonuma da bağlanmaya çalışıyorum ama... Evet. Sen donmuştun ama şu anda sıkıntı yok. Seni çok rahat bir şekilde dinliyoruz. Dolayısıyla İnşallah tekrar etmez. Olmuş olabilir. İnşallah tekrar etmez diyeyim o zaman. Tamam. Tamam, psikolojik destek sorunu duydum. Şöyle, kesinlikle çok çok önemli bir konu. İlk dönemde işte kadınları konuşuyorduk. Anneler, bütün ev işleri, işte yemekler, çocuklar, bir yandan toplantılar. Sonra evde yalnız yaşayanları konuşmaya başladık. Çünkü çok sıkılmaya özellikle gençler çok sıkılmaya başladılar. Yani böyle genel bir hepimizde depresyon eğilimi doğdu açıkçası bu dönemde. Çalışanları da bu noktada destekleyebiliyor olmak çok kıymetli. Bizim de bir çalışan destek programımız var. Diageo'da global olan bir programı pandemi döneminde biz de Türkiye'ye uyguladık. Çalışanlarımız hukuktan finansa her konuda bu hatta başvurabiliyorlar ve işin güzel yanı 6 seansta psikolog ya da çocukları için pedagog desteği alabiliyorlar. Bunun dışında Ocak ayı itibariyle Stüdyo Canlı, Stüdyo Plus diye de geçiyor. Bir application var. Ona kurumsal olarak üye olduk. Burada yoga, meditasyon, pilates, kariyer sohbetleri, kişisel gelişim, birçok konu ve sınıf var. Siz giriyorsunuz, kaydınızı yaptırıyorsunuz, 30'ar 45 dakikalık seanslara katılım sağlıyorsunuz. Bu da yine çalışanlardan çok çok güzel tepki gördü. Bu tür programlarla onları desteklemeye çalışıyoruz. Ayrıca pandemi ilk başladığında her hafta yaptığımız webinarları yaz itibariyle 2 haftada bire çevirdik. Bu webinarlarda da en az ayda bir uzman ağırlıyoruz. 2 kere psikolog ağırladık. Kaygı üzerine konuştuk. Korkularımız üzerine konuştuk. İkinci geldiğinde eve kapanmanın yarattığı duygular üzerine konuştuk. Sosyolog ağırladık, Adnan Bey'i, Adnan Akın'ı ağırladık. Diğer taraftan bir ara çalışanlarımız dedi ki yani artık çok ruhumuz daraldı, biraz da gülmek istiyoruz. Serkan Altın iğne karikatürist, onu ağırladık. Yani böyle bir takım uzman konuşmacılarla da olabildiğince vizyon açmak amaçlı sohbetler gerçekleştiriyoruz. Harika, çok güzel. Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani bu uzaktan çalışma, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma, hibrit çalışma modelleri, geleceğin zaten çalışma modelleri üzerinde konuşuluyor. Peki bu durumda özellikle COVID süreci ve COVID sonrası süreç için çalışanlarınızın performanslarını değerlendirmek açısından geleneksel modelinizden daha farklı bir modele geçtiniz mi? Ne tür değişiklikler yaptınız? Biraz oradaki uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz? Orada globalin başlattığı bir değişim söz konusu. Bizim mali yılımız Temmuz'dan Temmuz'a.
Ve biz Temmuz itibariyle yıllık değil 3 aylık performans değerlendirmeye geçtik. Hedeflerimizi 3 aylık veriyoruz. 3. ayın sonunda o dönemi kapatıyoruz. Bir sonraki 3 ayın hedeflerini konuşmaya başlıyoruz. Bu daha esneklik sağladı. Çünkü o kadar dinamik değişen bir ortamdayız ki. Yani düşünürseniz restoranların kapanması bizim hayatımızda ürünümüz nedeniyle çok önemli bir değişiklik. O arada hedeflerin revize edilmesi lazım. Bu 3 aylık yaklaşım gerçekten bize çok fazlaca esneklik sağladı. Bir de her zaman çıktı üzerinden performans değerlendiren bir firmaydık. O yüzden bu yaklaşım da bizim için kolaylaştırıcı oldu bu dönemde. Çünkü nereden çalışırsanız çalışın, önemli olan ne ürettiğiniz günün sonunda. Performans yaklaşımımızdaki ana değişim, dediğim gibi 12 aylık değil, 3'er aylık dönemlerle yönetmeye başlamış olmamız. Gayet iyi. Peki biraz da mesleklerin cinsiyeti olmaz mottosunu benimsediğinizi biliyorum. Bu inancın May Diageo çalışma şekline yansımasından birazcık bize bahsedebilir misiniz? Evet, biz de birçok firma gibi kadının iş gücüne katılımı destekliyoruz. Diageo globalde bu konuda ilklerde yer alan firmalardan birisi. İngiltere'de her zaman birincilik ödülünü alıyor. Biz de Türkiye'de bu konuya çok önem veriyoruz. Şu anda liderlik ekibimizin %57'si kadınlardan oluşuyor. Bundan 3 yıl öncesine kadar bu oran %20'nin bile altındaymış. Sadece bir üye kadınmış. Onu 3 yıl içinde %57'ye getirdik. Ayrıca bizim genişletilmiş liderlik ekibi dediğimiz kıdemli yöneticilerimizden oluşan bir grup var. Orada da kadın temsili %44 civarında. Pazarlama müdürlerimiz, yani her bir kategorimizin başındaki yöneticilerin hepsi kadın. Hani böyle içkiyi cinsiyeti olmadığını çok güzel gösteren bir nokta. Kadınlar yönetiyor bizim markalarımızı. Ve sizinle beraber gerçekleştirdiğimiz dönemsel istihdamlarımız oluyor, biliyorsun. Elazığ ve Şarköy'deki bağlarımızda dönemsel işçiler çalıştırıyoruz. Burada da önceliği kadınlara veriyoruz. Çünkü bu yörelerde özellikle kadınların işte SGK'sının olabilmesi, para kazanabilmeleri, kendilerinin kazanabilmeleri çok kıymetli bir şey. Son dönemde sen de biliyorsun, bu bağ çalışanlarının %85'e ulaşmıştı kadın oranı. Evet, biz de böyle bir projede yer alıyor olmaktan dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz. Cam tavanları kırdığınızı görüyorum ben. Bu cam tavanları kırarken kırılan bir nesne zaten. Yine de kırılmasından dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz tabii ki, ama yine de nelere dikkat ediyorsunuz? Mottonuzda neler var? Çünkü yani pozisyonun aslında baktığında cinsiyeti olmuyor. Aslında o işi yapabilecek yetkinlikteki adayları oraya istihdam ediyor olmak kritik ve önemli. Ama onun dışında kotalı çalışıyor musunuz? Pozitif ayrımcılık yapıyor musunuz? Herkese eşit bir imkan tanınıyor mu? Biraz da Mediacan'ın o yönlerindeki değerlendirmeleri almak isterim. Herkes eşit bizim için çok önemli bir motto. Burada herkes eşit derken aslında pozitif ayrımcılık da tercih ettiğimiz bir yaklaşım değil. 3 yıl boyunca bu bahsettiğim rakamlara ulaşmamızın arkasındaki ana neden tamamen bu eşitlikçi, eşit imkanları sunduk. Yönetimin vizyonu ve bunu sahiplenmesi diyebilirim. Ancak şöyle de bir gerçekle karşılaştık. Bu herkes eşit yaklaşımı belli fonksiyonlarda bizi ilerlememiz için yeterli olmadığını gördük. Saha satıştaki kadın temsil oranımız hala düşük. Keza üretimdeki oranımız da düşük. Dedik ki tamam, buradan bir ders çıkaralım. Bizim belli gruplarda pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor.
Çünkü şu anda kadınlar burada azınlık. En azından %50'ye ulaşabilsinler ki ya da %40'a. Ondan sonra biz tekrar herkes eşit duruşumuza geri dönelim bu fonksiyonlarda da. Ama şu anda %20'lerdeyken burada bir takım desteklerde bulunmak gerekiyor. Bu nedenle işte geçen Temmuz'da odağımız bu dedik bu mali yıl için. Satışta bir mentorluk programı başlattık. Tersine mentorluk. Satışta hali hazırda çalışan müşteri yöneticisi, satış temsilcisi, kadın arkadaşlarımız satış müdürlerine mentorluk yapıyorlar. Buradaki ana konu onların dünyalarını satış müdürlerinin anlaması ve kadınları tutundurmamıza destek olurken onların bakış açılarını değiştirmek. Ayrıca tüm saha yöneticilerimizi, şefler, müdürler, yaklaşık 150 kişiden bahsediyorum. 2 modüllük bir çeşitlilik ve bilinçsiz önyargılar eğitiminden geçirdik. Tüm bunlar sahadaki bakış açısını değiştirmek amacıyla yaptığımız uygulamalar. Ellerinize sağlık. Sürdürülebilir, yani kıymetli bir sorumluluk aslında. Biraz da o konuyla ilgili olarak çalışmalarınızı öğrenmek isterim açıkçası. Bu bilinci organizasyonda oluşturmak, evrene ve evrene karşı olan, dünyaya karşı olan sorumluluk bilinci kapsamı içerisinde yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili de birazcık hani bilgi bizimle paylaşabilirsen çok sevinirim. Bu sadece tek bir kurumun değil, bütün kurumların aslında kendi organizasyonları içerisinde düşünmeli, evrene olan katkısı olumlu, olumsuz nedir onları ölçmeli, ona göre farklı aksiyonları belirlemesi gerekiyor. Ama Medyajo'da siz bu tip hani çalışmaları da bulunduğunuzu biliyorum. Nelerdi onları bir senden dinleyebilir miyiz? Evet, sürdürülebilirlik çok önemli bir konu. Biz ve bu sürdürülebilirlik dediğinizde aslında alt başlıkları var. Chris de bahsetti hani geniş bir konu diye. Bir tarafta çevremizde karşı, doğaya karşı sorumluluklarımız söz konusu. Atık yönetimi, su tüketiminin azaltılması, %100 geri dönüşümün sağlanması gibi projelerimiz ve sürekli ölçümlediğimiz hedeflerimiz söz konusu. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sürdürülebilirliği desteklemek adına. Çok pardon, su alıyorum hemen. Yanıma almamışım. Özür diliyorum. Diğer taraftan da ikinci bir konu bizim için ekonomik sürdürülebilirlik. Ekonomiyi destekleyebilmek. Bu noktada da kendimizi sorumlu hissettiğimiz önemli alanlar var. Biz çiftçi bir şirketiz. Demin dediğim gibi bağlarımız var. Çiftçilik lisansı olan bir şirketiz. Nadir şirketlerden birisiyiz. Ayrıca Türkiye'deki anason üreticilerinin en önemli müşterisiyiz. Hem üzüm hem anason tarafında birçok çiftçiyi destekliyoruz. Burada çiftçilere dair programlar da yapıyoruz. Anason ekiminin verimliliğini nasıl arttırabilirler? Nasıl daha kaliteli anason yetiştirebilirler? Ege Üniversitesi ile beraber üzerinde çalıştığımız 3 tane anason tohumunun geliştirilmiş anason tohumunun lisansına sahibiz. Bu bağlamda Türkiye'de tarımı kalkındırmak adına bize düşen sorumluluklar olduğunu düşünüyoruz ve bu alanlarda çalışıyoruz. Bir başka konu bizim için de kültürle ilgili bir sürdürülebilirlik başlığı. Şöyle söyleyebilirim bunu da. Bizim şeyimiz hani purpose diye de tanımlanıyor. Misyonumuz geçmişin mirasını yenileyerek gelecek nesillere taşımak. Geçmişin mirası dediğimizde işte tekele kadar köklerimiz uzanıyor bizim. Ondan önce de Osmanlı döneminde İnhisarlar İdaresi'ymiş tekelin ismi. Diğer taraftan da yenileyerek gelecek nesillere aktarmak istediğimiz bu köklerden gelen bir sosyalleşme kültürü. Çünkü biliyorsun rakı masasının bir adabı var, bir kültürü var, yanında eşlikçisi müziği var, dost sohbeti var. Bu sosyalleşme kültürünü gençleştirerek gelecek nesillere taşımak diyoruz. Biz bunu da bir sürdürülebilirlik görevi
olarak görüyoruz. Şirketimizin de çalışanlarının gerçekten bunun etrafında kenetlenmiş bir duruşu var. Bu süreci, bu arada reklamlarınızı da görüyoruz, çok yakından takip ediyoruz. Son derece keyifli ve güzel ve biz reklam yapamıyoruz ama. Evet, reklam demeyeyim. Evet, o filmler, kısa filmler son derece kalbe dokunan filmler oluyor ve doğru mesajlar veriyor. Çok da hoşumuza gidiyor. Yani hiç olmazsa benim gidiyor, onu biliyorum. Bu dönem içerisinde geleneksel çalışma modellerinin dışında ister istemez süreçteki farklılıklar, uyumlanma ihtiyaçları aslında bizim part-time çalışma, esnek çalışma, kısmi çalışma gibi çok farklı ya da outsource gibi çok farklı konulara bizi itti. Organizasyondaki iç esnekliklerde neler yaptığınızı zaten konuştuk. Birazcık da dış esnekliği konuşmak istiyorum. Yani dış esneklik tarafında özellikle artış ve azalışın olduğu, iş yoğunluğun olduğu dönemlerde ne tür dış esneklik desteklerini kullanıyorsunuz? Ve gelecek dönemde bunun yeri var mı? Nasıl görüyorsunuz? Biz ana olarak mevsimlik işçi alımında bulunuyoruz. Gerek bağlarımıza gerek fabrikalarımıza. Bunun içinde sizinle beraber yürüttüğümüz projelerimiz söz konusu. Bu bizim için çok önemli bir esneklik. Çünkü o iş gücüne bizim sadece 3 ay için ihtiyacımız var. Bu tür çalışma modellerinin firmalar için gerçekten çok daha etkin olduğuna inanıyorum. Bir diğer yandan bu pandemi dönemi tüm firmalara esnekliğin, dış esnekliğin de önemini gösterdi. Burada birçok öğrenim oldu. Ama genelde bu konu hep böyle firma tarafından ele alınıyor. Ve genelde de böyle bir tasarruf başlığı altında gibi ele alınıyor. Ancak bunun bir de çalışan boyutu olduğunu düşünüyorum ben. Bu pandemi döneminde benim çevremde, kendi arkadaş çevremde, kendim de dahil olmak üzere belli dönemlerde hepimiz bir durduk ve bir düşündük. Yani ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum, böyle mutlu muyum? Çevremde böyle bundan sonra part-time çalışmayı tercih etme kararı alan kişiler oldu. Örneğin firmalar bu dönemde istifa oranlarını konuşuyorlar, tartışıyorlar. Genelde de istifalar başka bir şey olmuyor, başka bir şirkete geçiş olmuyor. Daha farklı bir çalışma temposuna geçiş kararı veren çok fazlaca insan oldu bu dönemde. Aslında firma tarafında dış esneklik ihtiyacının artıyor olması bu kararları veren kişilere de çalışacak işler yaratma fırsatı doğuracak diye düşünüyorum. Özellikle bir danışmanla sohbet ettim geçen hafta. Kendisi koçluk yapıyor. Kadınlarda gördüğü bir tespiti paylaştı benimle. Herkes neredeyse part-time'a geçmek istiyor dedi. Çünkü hani evde çocuğuyla vakit geçirince bunun kıymetini de görüp keşke şöyle bu işi de yapsam, iş hayatını bırakmasam ama part-time yapabilsem. Aslında ben bir yandan bu part-time isteyen kadınları bir araya örgütleyip bir dernek mi kurmalı diyorum. Neden olmasın? Yani job sharing, iş paylaşmak diye bir kavram var Avrupa'da. Aynı konuda finans alanında, benzer uzmanlık alanında iki kadın bir işi paylaşabilir. Yani ama bunun sistemleri yok. Bilmiyorum belki Asiye, Reed'in altında böyle bir alana da girebilirsiniz. Evet. Ben gerçekten kadınlar tarafında yani neden kadınlar kariyerini bırakmak zorunda bunun? Yani böyle bir şu anki durum siyah beyaz. Ya çalışıyorsun ya ailene çocuğuna vakit ayırıyorsun. Ama bunun bir ortası Türkiye'de de olabilmeli diye düşünüyorum. Bu da işte dış esneklikle olabilecek bir şey. Evet, bu benim üzerinde durduğum konulardan bir tanesi. Uzun zamandır hani hep üzerinde konuşup paylaşımlı iş gücü dediğimiz. Yani aslında baktığınızda hem işverene avantaj sağlayacak hem çalışana avantaj sağlayacak bir model şekline getirmek mümkün. Sadece birbirine rakip olmayacağını düşündüğümüz işverenleri bir araya getirerek böyle bir çalışma yapmaya biz de çok istekli olduk.
Kendi grubumuzdan arkadaşlarımızla birlikte, bazı grup şirketleriyle birlikte bu konuşmayı anlar. Aslında yasal olarak baktığınızda kişinin sigortasını belli dönemlerde, işte eksik çalışma yahut da part-time çalışma, çağrı üzerine çalışma modeliyle kurgulayıp, diyelim ki Asiye'nin %70'ini farklı bir firmaya yahut da işte Fatma'nın da %30'unu yine aynı firmaya olacak şekilde kombine edilip aslında böyle bir çalışma modeli konulabilir. Bir engel görmüyorum ben açıkçası. Hukuksal taraftan baktığımızda da görmemiştim ama tabii ki böyle güzel görüşlere, açık bakış açılarına, ben yıllardır dış esnekliği anlattığım noktada aman işte dış firmadan bunu almayalım, biz kendi işimizi kendimiz çok daha rahat yaparız, doğru yaparız, dışarıdan almayalım deniliyordu. Halbuki Avrupa aldı başını yürüdü gitti. Amerika bambaşka bir noktaya geldi. Şimdi böyle noktalarda bile rezistans gösterirken, bu tip fikirleri paylaşırken hep böyle üstü kapalı, daha sonranın işleri diye. Ama gelecek geldi bugünlerde. Gelecek geldi ve firmalar bunu yapmazsa deneyimli yeteneklerini kaybetmeye başlayacaklar. Bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli. Aynen öyle. Yani bu sadece kadınlar için değil aslında. Yani pozisyonun zaten cinsiyeti yok ama iş gücünü doğru ve verimli kullanabilmek için. Hele de böyle maliyet baskısının, teknoloji ya da zaman baskısının çok ağır olduğu bir işi yönetmek durumunda kaldığınızda, maliyetlerinizi de kontrol etmeniz gerektiği noktada, taraflarda çalışmak isteyen ekipte mutlu mesut olarak bu işi kabul edecek hani bir grupla birlikte bu çalışmayı yapmak da olası olabilir aslında. Yani kötü bir çalışma şekli değil, tam tersi istihdama artı bir etkisi olan, kadınların iş gücüne katılımı, gençlerin iş gücüne katılımı son derece pozitif olan bir etkisi var. Birazcık daha açık görüşlü olmak lazım, denemek, görmek lazım, faydasını anlamak lazım. Mesela biz bu dönem içerisinde Reed Türkiye ekibi olarak özellikle pandemi sebebiyle devamsızlık yani sağlık sebebiyle devam edemeyen işine, personellerin ya da artı iş gücüne ihtiyaç duyan organizasyonlarda dönemsel esnek iş gücü teminlerinde bulunduk. Destekler verdik. Onların hedeflerine ulaşmasını sağladık. Yani bunlara birazcık daha farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Neden olmasın? Tek bir işi iki kişiye de bölebiliriz, üç kişiye de bölebiliriz aslında. Umarım gelecek dönemde bunları daha çok konuşuyor oluruz. Peki, ben biraz da liderlik üzerine görüşlerinizi sormak istiyorum. Yani liderlik kavramını nasıl tanımlıyorsunuz? Çevik çalışma modelleri son derece ön planda olmaya başladı. Bununla birlikte kombine düşünürsek liderlik yeni dönemde ve sonrasında nasıl olacak? Hala kapılı kapılar ardında yahut da önleri iliklenen, son derece saygı gösterilen bir çalışma modeli mi? Daha farklı bir çalışma modelinden mi bahsediyor olacağız? Liderlik modelinden mi bahsedeceğiz? Biraz görüşlerini alalım Birsen'cim. Pandemi gerçekten hiyerarşiyi sorgulayan bir dönem oldu diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Tüm şirketlerde böyle değil, birçok firma açık ofiste çalışıyor. Ama bu geçtiğimiz dönemde benim böyle üstüne düşündüğüm, hatta yazdığım konulardan birisidir bu. Gücünü odasının büyüklüğünden ya da işte koridorda yürüdüğü zaman bütün departmanın birdenbire sessizleşmesinden, önünü iliklemesinden alan liderler, gücünü ve tatminini diyeyim. Şu anda evlerinde ne yapıyorlar acaba diye düşündüm. Yani ne büyük bir yalnızlık onlar için. Böyle yani evde koridorda yürüsen çocukların pek sesini keseceğini zannetmiyorum. Ya da kimse pek memnun değildir bu işten. Ya da kimse önünü iliklemeyecektir. Şimdi liderliği böyle tanımlayan bir yönetici ne kadar büyük bir boşluğa düştü düşünsenize. Ama tam tersine liderliğini, ekibine destek olmak, koçluk vermek, onları esinlendirmek olarak tanımlayan yöneticiler ise bu dönemde resmen parladılar. Çünkü ekibindeki arkadaşına sen nasılsın diye sorabilmek çok kıymetli bir şey oldu. O yüzden liderliğin gerçekten değiştiğini düşünüyorum. Çok daha şefkatli liderliğe doğru evrildiğini düşünüyorum. İkincisi de hiyerarşinin
azalmasına yardım ettiği için bu pandemi dönemine minnettarım. Onu diyorum şimdi, kimse kimsenin masasının kaç metrekare olduğunu bilmiyor. Odasının da kaç metrekare olduğunu bilmiyor. İşte bu son bir yıldır işe giren hiçbir arkadaşım direktörlerin hangi marka araba kullandığını da bilmiyor. Yani bunların hepsi gerçekten bir kenara atıldı. Bence çok büyük bir gelişme. Bir de başka bir değişim ve evriliş daha var. Bu vakit alacak. Ama iş çalışmayı da yeniden tanımlıyoruz, liderliği de yeniden tanımlıyoruz, sosyalleşmeyi de yeniden tanımlıyoruz. Bill Gates bir röportajında diyor ki, artık çalışanlar iş arkadaşlarıyla eskisi kadar sosyalleşmeyecek. Onlar daha çok aileleri ve kendi arkadaşlarıyla sosyalleşecek. Aslında şu anda olan o. Bir değişim geçiriyoruz ve her değişimi kucaklamak lazım. İş arkadaşlarınla sosyalleşmiyor olabilirsin eskisi kadar ama başkalarıyla sosyalleşiyorsun. Diğer taraftan da bizim gibi toplumlarda müdürlük biraz böyle abilik ya da ablalık, anaçlık buralara kayabiliyor ve o zaman ne oluyor? Performansın zorlandığı, kilitlendiği yerler oluyor. Çünkü abilikle, anaçlıkla çok da direkt geri bildirim verilemeyebiliniyor. Şimdi bu ekranların aslında o abilik, anaçlık kısmını da biraz kestiğini düşünüyorum. Daha belki yani hem şefkatli ama hem de mesafesel olarak, ilişki olarak uzaklaşan liderlere doğru evrildiğimizi hissediyorum. Umarım bunu doğru bir yerde dengelemeyi başarırız. Umarım. Ben biraz da istihdamla ilgili, yani bu dönemde biz geçen seneyi güzel bir sonuçla kapattık. İstihdam konusunda, yani seçme yerleştirme alanında birçok müşterimize destek verdik bu dönemde, zorlu dönemde. Tabii bizim de istihdam şekillerimiz değişti. Bizim tecrübe ettiğimiz konular var ama Medyajo'daki ben tecrübeyi sormak isterim Birsen sana. İstihdam yaptınız mı? İstihdam yaptıysanız hangi şekilde yaptınız? Ve sizin işe alım uygulamalarınızda bir farklılık oldu mu? Bir de o yönden değerlendirmeni alalım. Yani sahada ve üretimde hayat zaten dediğim gibi akıyor. Yani orada satışta bir ayrılan olursa onun yerini mutlaka dolduruyoruz. Keza üretimde de yani istihdam anlamında pandemiden etkilenen bir durum olmadı. Merkez ofis fonksiyonlarımız da şu anda mekan bağımsız devam ediyor. O yüzden biz işe alımlarımıza devam ettik bu süre boyunca. Onboarding programımızı buna göre adapte etmek durumunda kaldık ki daha yeni bu dönemde aramıza katılan arkadaşlarla ilgili insan kaynakları müdürü arkadaşım görüşmeler yapıp geri bildirimlerini aldı. Daha neleri geliştirebiliriz bu programda diye. Zaten online bazı eğitimlerimiz vardı. Onların yanına da virtual olarak toplantılarla desteklenen bir onboarding programı yarattık. Burada örneğin şunu gördük ki yöneticilerin en ihtiyacı olan nokta ekipleriyle sosyalleşememek. Onu nasıl çözebiliriz ona bakıyoruz şu anda. Bir öğrenim sürecindeyiz diyebilirim ama onboarding'e de hala devam ediyoruz. Etkin de olduğunu görüyoruz. Peki şeyi merak edeceğim, ettim. İstihdam ettiğiniz kişilerle yüz yüze mi mülakat yaptınız yoksa dijital araçları kullanarak mı? Dijital araçları kullanarak. Şöyle söyleyeyim, pazarlama direktörümüz başladı 1,5 ay önce. Bu öğlen onunla ilk defa yüz yüze görüştüm. yani hiç yüz yüze görüşmedik. Toplantılarımız da öyleydi. İlk defa birbirimizi yüz yüze bu öğlen gördük ki 1,5 aydır bizimle beraber çalışıyor. Süper. Bizim de rekrutman çalışmalarımızda uzaktan dijital evet. Araçları kullanarak yürütüyoruz. Aradığınız pozisyonların yetkinlikleri bu dönemde değişti mi? Yani daha önce bu yetkinlikleri aramazdık ama şimdi bu yetkinlikleri arıyoruz dediğin örnekler var mı? Çok radikal bir değişiklik olmadı.
Yani biz şu anda nedir? Dijital taraftaki yetkinlikler olabilir ama içerideki arkadaşlarımıza da yoğun şekilde eğitimler verdiğimiz için adayda yoksa içeri geldiğinde de onu besleyebiliriz. O yüzden çok önemli bir değişiklik yaşamadık. Okey. Aslında sorularımın neredeyse sonuna geldik. İki sorum var. Bunlardan bir tanesi uzun zamandır HR'da görev yaptığın için hani seni yolda tutan, senin için önemli olan, seni tanımlayan kelimelerin ne olduğunu düşünüyorsun? Bizimle paylaşır mısın? Ve neden bu kelimeler seni temsil eder? Onu da senden dinleyebilir miyiz? İnsan tabii. İnsan kaynaklarını çok sevmesem de insan kısmını çok seviyorum. Ekonomi okuyup bu alanı seçmiş olmamın arkasındaki en önemli neden bu. Bir diğeri de İngilizcesini kullanacağım öncelikle. Impact kelimesine çok inanırım ben. Ve bu benim motivatörlerimden de birisi. Neyle uğraşıyorsam uğraşayım onun bir etki yaratması, bir katkı sağlaması çok kıymetli ve yani Hogan kişilik envanterimde de olan bir şey. Eğer bir amaca hizmet etmiyorsa da benden mümkün değil çıkmaz o iş. Sonu çıkmıyor. Çıkmıyor o. O yüzden gerçekten katkı sağlamak, etki yaratmak. Bunu yapabildiğim zaman işimden çok çok daha fazla keyif alıyorum. Şanslıyım şu son rolümde de tamamen May Diageo'nun yani May içkinin Diageo'laşma yolculuğunda kültürel ve iş yapış şekline dair bir transformasyonu yönetme şansım alıyor. Üstüne bir de bu pandemi geldi, tamamen taşlar yeniden dağıldı. Tüm bunlar içinde bu kadar değişim yönetiminin içinde insan kaynakları da katkı sağlayan zaten en ana pozisyonlardan birisi. O nedenle pandemi keyifsiz olsa da kariyerimde keyif aldığım bir dönemdeyim diyebilirim. Harika, çok güzel. Herhalde insan kaynakları hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Ezberlerin bozulduğu, geleceğe dair bir takım ipuçları alıp ona göre organizasyonları uyumlamak, adapte etmek en önemli yani fırsatlardan bir tanesi. Bunları görmek. Ama bir yandan da çok iyi oldu Asiye. Çünkü yani ben kariyerimde 24. yıla giriyorum ve pandemiye kadar hepimiz aynı performans sistemleri, aynı gelişim planları, aynı terfi etmeli mi etmemeli mi tartışmaları. Yani bu kadar yılda, 20 küsur yılda İK'da hiç radikal değişiklik olmadı. Evet. Yani bu pandemi gelmeseydi ne olacaktı halimiz bilmiyorum. O anlamda insan kaynaklarını sallayan bir dönem oldu ve ihtiyacı vardı bence fonksiyonun buna. Evet, yani her zaman bir negatif olan konudan çıkan pozitif olaya odaklanmak gerekiyor. Ben de bu yönüyle çok verimli görüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ezberi bozmak lazım, biraz kutuların dışında görmek lazım. Söylediğim gibi benim de yıllardır anlattığım hani çalışma modellerini kulağının ucuyla dinleyen işverenler şimdi birazcık daha can kulağıyla, kalpten dinliyorlar. Etkilerini anlamaya çalışıyorlar. Deneyimlerimizden faydalanmaya çalışıyorlar. Bunlar çok önemli. Bu tip deneyimler paylaştıkça çoğalıyor zaten. Çok önemli. Son sorum aslında HR'la ilgili geleceğe dair bir takım kilit kelimeler, hani arama motorunda yazacak olsak geleceğe dair HR'la ilgili hangi kelimeleri yazmak gerekir? Sen hangilerini kendine böyle bullet point olarak aldın? Ne dersin? Veri çok önemli oluyor. Her yerde insan kaynakları olarak bence geliştirmemiz gereken alanlardan birisi bu. Veri analitiği, veriden öngörüler çıkarabilmek, bu alanlarda bu alanların kilit olduğunu düşünüyorum. Ve hani en azından Türkiye insan kaynakları panoramasında da çok yerini daha alamadığını düşünüyorum. Diğer taraftan değişim yönetimi yıllardır konuşulur ve yıllarca konuşulacak. Özellikle
dijital transformasyonla beraber gelen değişim yönetimi kilit olmaya devam edecek. Bunun altında değişim yönetimi dediğimde üç ana şey geçiyor kafamdan aslında. Bir tanesi bu işin iletişim kısmı. Çünkü iletişim olmadan değişim mümkün değil, olmuyor. Direnci kıramıyorsunuz. İkincisi yetkinlik kısmı. Gerekli yetkinlikleri inşa etmezseniz davranışsal değişimi hayata geçiremiyorsunuz. Üçüncüsü de yine bu değişimin sahiplenilmesi, işte gerek üst kademe yönetim, gerekse de organizasyonun bu değişimin bir parçası olarak bizim yeni bir başlangıç proje ekibinde olduğu gibi sahiplenme bacağı. Bu alanlar bence İK hangi konuyla uğraşıyor olursa olsun en kritik yetkinlikler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Aslında webinarımızın birinci bölümünü tamamlamış olduk. Sorularımı yönelttim. Bir senden çok değerli cevaplarını ve tecrübelerini almış olduk. Beraberce paylaştık. Şimdi Dilruba Hanım'dan konuklarımızdan gelen soruları ilgili kişiye yönlendirmesini konusunda desteğini rica edelim. Sonra sorularımıza cevap vermeye çalışalım. Değerli üyelerimiz, değerli katılımcılarımız, çok teşekkür ederiz. Öncelikle vakit ayırdığınız için. Birsen Hanım ve Asiye Hanım gerçekten o kadar interaktif bir webinar programı hazırladılar ki eminim birçoğunuzun zaten soruları cevaplandırıldı. Q&A butonundan ve chat kısmından gelen soruları özetlemeye çalışacağım. Eksik kalan bir nokta varsa tekrar chat ve Q&A butonundan devam edebilirsiniz iletmeye. Burak Bey daha programın başında iletmişti. Sahada çalışan kişilerin işleri daha zor oluyor. Size göre sahada çalışan kişiler için ne gibi uygulamalar yapılmalı diye bahsetmişlerdi. Bir kısmını cevaplandırdık. Eklemek istediğiniz konular olursa da Burak Bey'e yanıtınızı iletebilirsiniz. Evet, sahada çalışan arkadaşlar için zorluğun ve riskin daha yüksek olduğu bir dönemden geçtik. Orada bizim uygulamamız şöyle oldu. Kritik hastalıkları olan tüm arkadaşlarımızı idari izne çıkardık. Yaklaşık bir yıldır idari izindeler. Ayrıca ailesinde kritik hastalığı olan çalışanlarımız varsa onların da yıllık izinlerini sorgusuz sualsiz kullanmalarını sağladık. Eksiye düşüyorsa da bakiyeleri eksiye de düşebilir dedik. Kimseyi zaten biz bu dönemde ücretsiz izine çıkarmadık. Onlara işte bir de hijyen yardımı ve eğitimlerle olabildiğince destek olmaya çalıştık. Ayrıca sokağa çıkma yasağı ya da restoranların kapanması gibi nedenlerle işi azalan arkadaşlarımız oldu. Onları da shift şeklinde sahaya göndererek diğer arkadaşların arada mola vermesini sağladık. Bu tür yaklaşımlarla olabildiğince sahadaki arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Umur Bey, kendisi avukat, daha çok aslında görüşleriniz sırasında yorumlamalar şeklinde bazı şeylere değindi. En çok iş ve sosyal güvenlikle ilgili sorular aldığını, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili birçok sorun olduğundan bahsetmiş. Avukat olarak en çok önüne gelen konular üzerinde. Bir de ücretsiz izne çıkarıp evden çalıştırma gibi durumlarla da karşılaştığından bahsetmiş. Evde çalışanlar için daha planlı ve programlı bir çalışma programının hazırlanması gerektiğini avukat olarak bir öneride bulunmuş. Dilruba'cığım, şey söyleyeyim, bu konuyla ilgili çok doğru. Yasaların zaten bu konuda açık kalan bir takım boyutları var. Onunla ilgili olarak öneriler hazırlandı. Bazı STK'lar tarafından ve Çalışma Bakanlığı'na iletildi diye biliyorum. Ben de takip ediyorum. Hem özel istihdam bürolarında hem TÜSİAD tarafında gördüğüm. Çok haklı. Biraz da ister istemez hızlıca bu sürecin içerisine girdiğimiz için yasalarımızda da cümle cümle, madde madde
çok net açıklıkla yazılmamış olan konularda, bu konularla ilgili olarak uygulamalarda bir takım sıkıntılar yaşandı. SSK tarafından, Çalışma Bakanlığı'ndan da bazı sorulara cevap alamadığımız kısımlar olmuş idi. Ama sağ olsunlar bu sürece kadar çok güzel yönettik gördüğüm kadarıyla Türkiye açısından. Tabii ki orada gelişilmesi gereken noktaları var, alanları var. Onlarla ilgili olarak da yasa tasarıları, öneriler sunuldu. Ama avukatımız bizden, tabii ki benden çok daha iyi bilir. Bunu da paylaşmak istedim açıkçası, bildiğim bir bilgiyi. Teşekkürler. Teşekkürler. Cem Bey'in bir sorusu vardı. Belki atlamış olabilirim demiş ama belki eklemeleriniz olabilir. İş sürekliliği ile ilgili uygulamalarınız olduysa COVID-19 sürecinde kurulunuza özel değişiklikler, uygulamalar oldu mu diye sormuş. İş sürekliliğine yönelik bir takım çalışmalar. İş sürekliliğinden neyi kastetti acaba Cem Bey? Çalışanların yani örneğini verebilirim doğru anlıyorsam. Restoranların kapanmasıyla beraber bizim bu kanalda çalışan arkadaşlarımızın işleri sona erdi. Yani bir dönem kapandı biliyorsunuz. Yazın açıldı. Şimdi tekrar kapalı. Tekrar açılmaya çalışıyorlar. O dönemde arkadaşlarımızın iş sürekliliğini korumak için onlara iki opsiyon sunduk. Ya izinlerini kullanmalarını ya da zincir mağaza kanalındaki arkadaşlarımıza destek olmalarını. Onlar da seçimlerini yaptılar. Yani o dönemde onları atıl duruma çıkarmamış olduk ya da ücretsiz izne çıkarmamış olduk. Genelde de diğer kanallarda, geleneksel kanal dediğimiz bakkal, market ya da zincir mağaza kanalındaki ekiplerimize destek oldular. O bağlamda iş sunabildiğimizi düşünüyorum son bir yıldır tüm çalışanlarımıza. Ben de belki tamamlayıcı şöyle söyleyebilirim. Eğer Cem Bey hani hali hazırda çalışan hani kişinin görev aldığı rolde bir rahatsızlık yaşadığı için COVID sebebiyle devam edememesi durumunda oradaki işin sürekliliği açısından sordu ise biz Türkiye açısından baktığınızda dönemsel ve esnek iş gücü hizmetlerimizle o devamsızlığı, o iş gücüne olan ihtiyacı mesela hizmet sunarak sağlayabildik. Dolayısıyla ilgili arkadaşımız sağlığına kavuşma sürecinde devam ederken o dönem boyunca REIT dönemsel çalışanı onun yerine orada çalışmayı gerçekleştirebildi. İş sekteye uğramamış, iş sürekliliği devamlılığı sağlanabilmiş oldu. Bu açıdan da böyle bir örnek verebilirim. Evet, anladığım kadarıyla Cem Bey'in sorusunu cevaplandırmış olduk. Kendileri teşekkür ettiler. Uzaktan çalışma sırasında ek sosyal destekleriniz oldu mu diye sorarlar. Son olarak şu anda. Şöyle 1 Ocak itibariyle başlattığımız, çünkü artık bizde kalıcı oldu bu esnek çalışma yaklaşımı, internet desteğimiz var. Ayda 60 TL veriyoruz. Buna destek dememizin nedeni zaten tüm çalışanlarımız evlerinde bir çalışma ortamı, bir internet yarattılar. Ama hız ya da kaliteyi arttırmak için farklı bir pakete geçmek istiyorlarsa diye onlara destek olmak amaçlı bu ödemeyi yapıyoruz. Şu anda evden çalışan herkes ya da mekan bağımsız çalışan herkes bundan faydalanıyor. Ayrıca bir de ergonomi yardımımız oldu. O bir kerelik bir ödemeydi. Diyelim sandalyesini değiştirmek istiyor, bir laptop standı almak istiyor. Bunları almaları için hani böyle faturalı işlem yapmak yerine herkese bir kereliğine bir ödeme yaptık. Onun dışında biz yemek çeklerini devam ettirdik pandemi döneminde. Kişiler mekan bağımsızla çalışsa hala öğle yemeği yemeye devam ediyorlar. Servislerimizi kaldırdık, dondurduk bu dönemde. Onun dışında da herhangi bir değişikliğimiz olmadı. Bir soru daha var yukarıda sanki Elif Hanım'ın. Evet. Sessizdesiniz. Çok pardon. Yönetim ekibi ve orta kademe yönetici eğitimlerinde hangi başlıklara odaklandınız? Onu ilettiler. Hı hı.
Biz bahsettiğim liderlik sohbetleri sırasında Management Center Türkiye'den Aziz Emre Bey'i misafir ettik. Onunla şefkatli liderlik kavramına odaklandık. Ayrıca Candan Hanım'la değişim yönetimi ve değişime karşı direnci nasıl yönetebiliriz konulu ekip yöneten yöneticilerle seanslarımız oldu. Bir başka odaklandığımız alan da ekip kontratı kısmı oldu. Çünkü uzaktan çalışırken bir ekip kontratı yapmak çok kıymetli. Ekip kontratından kastım şu, işte ne kadar sıklıkta toplantılarımızı yapacağız, bu toplantıların ne kadar uzunlukta olacak, ekibin yöneticiden beklentisine, yöneticinin ekipten beklentisine. Bu konuda da School of Life'dan Elvan Hanım'ı ağırladık. O kendi deneyimlerini bizimle paylaştı. Bu dönemin ihtiyaçlarına yönelik uzun eğitimler değil, yine bu dönemin bir parçası olan workshop ve panel tadında deneyim paylaşımları üzerine odaklandık. Evet, şu anda ek bir soru görmüyorum. Son olarak iletmek istediğiniz sorular olursa ekleyebilirsiniz kapanışa geçiyor olacağız. Webinar kayıtlarımıza web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve Asiye Hanım'la, Birsen Hanım'la iletişimde kalmayı arzu ederseniz e-mailime iletiyor olacağım. Üzerinden bizimle haberleşiyor olursunuz sonrasında. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Çok verimli, son zamanlarda yaptığımız en interaktif webinar programlarından biri olduğunu düşünüyorum. Umarım herkes için çok faydalı olmuştur. Evet, ben de bir sene sözü vereyim. Sonrasında Chris bir şey söylemek ister mi? Hani onu dinleyelim. Sonrasında da ben de bir iki cümleyle tamamlıyor olayım. Ben fırsat için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Dilbur Hanım, siz de organizasyonda bize çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle başta tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunarım. Ve de BCCT'ye bu organizasyonda bize fırsat tanıdığı için ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Chris'e başta tabii ki. Çok keyifli bir webinar oldu. Umarım daha sonrasında da daha farklı konularda bir araya geliriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler dileriz. Hoşça kalın.